Kardeşlerim, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün namazlarında Fatiha okudu? Her rekatta Fatiha okudu. La salati illa bi fatihatil kitab buyurdu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Neden Fatiha'yı her namazda okuruz kardeşlerim? Çünkü Fatiha Müslümanın Allah tasavvuruna müdahale ediyor. Eğer Allah tasavvurunda bir bozulma hali varsa, bir kırılma hali varsa Fatiha onu tasih ediyor. Diyorsunuz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Dışarıda heykeller gördüm. Dışarıda putlar var. Dışarıda ideologlar var. Kendi davalarına çağırıyorlardı. Ama onların deniz kenarında çocukların kumdan kaleler yapıp onları ebedi orada kalacak evler zannetmeleri gibi dünya mallarını böyle görüp aldanan insanlar olduğunun idrakindeyim ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ham, sena, bütünüyle, bütün şekilleriyle alemleri yaratan, alemleri terbiye eden, alemleri yöneten, sultanların da canını alan Allah Azze ve Celle'ye ona mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O tasavvuru değiştiriyorsun. Yani para vardı, amir vardı, gittin istediğin zengin bir adam vardı, arabasına evine, hanına hanumanına baktın, özendin, onun gibi olabilir miyim dedin. Bir an böyle tevekkül noktasında de kırılmalar vardı, şimdi döndün namazdasın, unuttun bütün onları, onlar da senin gibi adam. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Allah Azze ve Celle gücü, kuvveti, her şeyi insanlar arasında böyle döndürüyor. Bakıyorsun ki bir adam oğluyla, kızıyla, ailesiyle bir iş kuruyor. İşin başında belli bir noktaya geliyor. Sonra aradan 30 yıl geçmiş o işi kuran, terleyen, yorulan, önünde duran sabah gidip açan akşama kadar orada duran adamın dükkanının önünden mezarlığa doğru tabutunu taşıyorlar. Dünya işte bu kadar. Hâdihi kusûruhum ve hâdihi Bizden önce beraber birlikte çalıştığımız, uğraştıklarımızın orada evleri var. Şurada onların mezarlıkları var. Unutuyoruz hayatın içine dalınca ama dönüyoruz. Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi bütün o ağlardan, o tuzaklardan kurtuldum. Ham bütünüyle alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, O Rahmandır, O Rahimdir. Rahmandır, kafire gazabı vardır ona ahirette büyük azaplar hazırlamıştır. Ama dünyada ona da ailesine de merhamet eder. Allah Azze ve Celle onlara da rızık verir. Herkese rızık takdir eder. Ama bazı katiller çıkar, hırsızlar, küresel haydutlar çıkar. Onlar Afrika'dan, şuradan, buradan çocukların, insanların gurabanın sofrasından ekmeklerini alırlar, onları çalarlar. Yani baktığınız zaman herkese, hayvanlara da rızık takdir edildi. Kardeşlerim, 6-7 milyar insan, milyarlarca hayvan var, her gün onların sofraları kurulur ama dünyada bir kargaşa yok. Bir milyar insanı bir büyük sahraya toplasanız, bir milyar insana üç öğün yemek verseniz gücünüz yeter mi? Hangi organizasyon bunu yapabilir? Ama Allah Azze ve Celle Dünyada herkes normal işinde aşında öyle bir denge kurmuş ki yılanlar, kurbağalar, kartallar, insanlar, inekler vesaire hepsi Allah Teala onlara ne takdir ettiyse onu alıyorlar, ona ulaşıyorlar. <gülüyor> 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin -ra Rahim. Rahman derken işte bunu söylüyorsunuz. Yani zenginler var, Amerika şu bu bütçeleri var, efendim şu kadar onların ciroları var, onlara bakıyorsunuz. Ama bir de, bir de bütün bunların üzerinde Rahman olan, herkese rızkını veren Allah Azze ve Celle her şey gözünüzün önünde siliniyor. Güneş doğuyor, mumların bir hükmünün olmadığını gözlerinizi idrak ediyor. Rahman'ı telaffuz edince, Er-Rahmanir-Rahim deyince, o bütün güçler, kuvvetler, zenginler, şunlar, bunlar, hepsi gözünüzün önünde siliniyor. Onları gerçek makamında görüyorsunuz. Yani dünya malı onlara emanet. Bugün emanet, Allah Teala yarın onlardan alacak. Er-Rahim. Ahirette ise, Doğu Türkistan'daki kadına merhamet edecek. Arakan'a merhamet var. Mısır zindanlarında, İsrail zindanlarındaki o mazlumlara merhamet var. Er-Rahmanir-Rahim. Orada Allah Teala'nın adaletinin farklı bir şekilde tezahürünü insanlar görecekler. Yani acılarınız, ızdıraplarınız var. Bir mümin, bir Müslüman olarak acılar içerisinde kıvranıyorsunuz, zindanlardasınız. Er-Rahmanir-Rahim. Her namazda söylüyorsunuz. Rahim olan Allah Azze ve Celle ahirette rahmetiyle müminlere tecelli edecek, onlar için tecelli edecek. Bütün yürek yaralarınıza Er-Rahim, merhem oluyor kardeşlerim. Maliki yevmiddin sonra zalimler sonra katiller geliyorlar herkes nefsi nefsi deyip titredi kendi derdine düştüğü an hırsızlar haydutlar katiller bir kız çocuğunu almış birisi evine götürmüş o kız çocuğuna hocalar alimler mahremiyet diye bir şey anlatmadılar demediler ki bak bu adam arabasıyla geliyor okulun önüne orada dolanıyor. Senin iffetine düşman kurtlar. Nasıl düşman olurlar bunlar? Senin güzelliğini çiğneyecekler, duruşunu çiğneyecekler, hayatını karartacaklar. Alıyorlar, götürüyorlar, apartmanda ölüyor ya da öldürülüyor. Atılıyor aşağıya. Susuyor insanlar. Neden Öldürenin parası varsa, falanın oğluysa, filanın oğluysa, peki Müslümanlar, kardeşlerim, o kız çocuklarını, iffetlerine, namuslarına düşman olanlar, onları tuzaklarına çağırırken, Allah rızası için konuşmayanlar, Malik-i Din, din gününün sahibi, o cezanın sahibi, mahşerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda elbette buradaki susmalarının hesabını vallahi veremeyecekler. Veremeyecekler. Niye söylemiyorsun? Neden uyarmıyorsun kardeşim? Ey o aldatılan iffetlerinin, namuslarının, düşmanlarının tuzaklarına düşen, Sonra bir otel odasında, bir barcının evinde cansız cesediyle karşılaşılan o kız çocuklarına Allah rızası için ey hocalar, ey diyanetin başında olanlar, ey ilahiyatta olanlar, imam kardeşlerim niçin, neden tesettür ayetlerini Allah'ın delikanlıyı da İslam'ın kızını da o tuzaklardan kurtaracak, uyandıracak o ayetleri neden okumuyoruz? Ey İslam'ın kızları, bilin ki tesettür diyen, mahremiyet diyen hocalara saldıranlar şu ya da bu şekilde ya gafletinden ya da bilerek sizin iffetinizin düşmanıdır onlar. İstiyorlar ki kız çocukları hep bizim istediğimiz gibi dolasınlar. Onlar şehvetlerinin oyuncağı olsun. Onu istiyorlar. Hayatına girecekler. Hayatını zehir edecekler. İslam'la onlara dur de. Tesettür İslam kızının kalem odasıdır. Nasıl makama kalem odasından girilir? Orada bir dur derler. Sonra içeriye alırlar. Tesettür iffete mahremiyete düşman olana der ki sen bu kızı paranla makamınla arabanla aldatamasın. Eğer sen evlilik istiyorsan o zaman önce kaleme gideceksin. Evvela bunun babasına gideceksin. Niyetini izhar edeceksin. Uygunsa evleneceksin. Malik Yevmiddin Bu ayeti indirdi Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu, okumayı terkin etti bu sureyi. Fatiha suresini Rabbim indirdi. Efendimiz aleyhisselam her namazın her rekatında Fatiha'yı okudu. Niçin okuyoruz işte? Evvela Allah tasavvurumuz eğer tozlandıysa onu temizliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. İşte oradayız. Mahşerdeyiz. Malike yevmiddin derken onu düşünüyorsunuz. Firavunlar, Nemrutlar hepsi oradalar. Hepsi titriyorlar. Cehennem bekliyor onları. Mazlumlar da orada. Hesaplaşma başlıyor. Allah'ın huzurundasınız. Herkes kendi derdine düştü. Sonra اِيَّا كَنَعْبُدُوا ve iyyâke Ne zaman siz Allah Teala'nın uluhiyetini, rububiyetini, azametini anlar, idrak eder, Rahman, Rahim, Malik-i oluşunu idrak ediyorsunuz, o zaman tüyleriniz diken diken, ruhunuzda bir uyanma hali, kendinizden geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rab, sen ki alemlerin Rabbisin, sen ki Rahman, sen ki Rahim, sen ki Maliki Yevmiddin, o halde Ya Rab, senden başkasına ibadet etmem, yalnız ve yalnız sana kulluk eder, yalnız ve yalnız elimi sana açarım Ya Rabbi. İyyâke na'budu ve iyâke Yalnız ve yalnız sana ibadet eder. Na'budu iyâke olsa o zaman Kur'an olmazdı. Mef'ulun mukaddem oluşu hasır ifade ediyor. Yalnız ve yalnız sana, putlara, heykellere değil, onların önünde başım eğilmez ya Rabbi. Onlar Rahman, onlar Rahim, onlar Malik-i Yevmiddin olan, Allah'ın huzurunda ne hüküm ifade ederler. Onlar da benim gibi kul. O halde hepsini elimin tersiyle itiyorum. İyyake na'budu ve iyyake Kardeşlerim, önce Allah Teala onun esma ve sıfatlarını terennüm ediyor, tilavet ediyor. Sonra ibadet Sadece ve sadece sana olur ya Rabbi diyoruz. İbadetin yalnız Allah Azze ve Celle'ye tahsis edildiği şuuruna, hazına, makamına ulaşınca o zaman Fatiha'da dua başlıyor. Diyoruz ki İyyake na'budu ve İya nestaîn. sonra ihdina's sıratal müstakîm. Şimdi hakikate ulaştık. İmam Nesefi Bey Davi diyor, buyuruyorlar ki, burada bizi sırat-ı mustakime ulaştır değil de, şimdi ulaştık sırat-ı mustakime. Fatiha'yı anlamını, manasını idrak ettik. O halde doğru yoldayız. Bizi bu ayakları sırat-ı mustakimde, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda, hicret yolunda, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, kaymamıştı onun ayakları. Mekke'ye Fatih olarak girdiğinde zulmetmemiş, merhametiyle kuşatmıştı. Sırat-ı Mustakim'in en büyük yürüyüşüne sahip olan, en büyük önderi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izlerinde, mübarek kademinin bastığı yerde ayaklarımı, ruhumu sabit kıl Allah'ım ideolog bir daha dönmeyeyim sistemlere rejimlere onların masallarına nefsim beni çekerken ruhum bana güneş aydınlığında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini göstersin ihdinas sıratal müstakim sıratal lazina en'amte aleyhim öyle bir yol ki nimet verdiklerinin yolu ateşte Nemrud'un ateşinde yakmadığın Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yolu, önünde denizleri yardığın Hz. Musa Aleyhisselam'ın yolu, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evliyanın yolu, İmam Rabbani'lerin Şah-ı Nakşibentlerin, Abdülhalik-i Ahrarların yolu, Yusuf Hemedanilerin yolu, اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bütün yollar kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, onların ideologları, yalanları, hepsi onları ayağının altına alıyorsun. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ diyorsun. Yani kitabını değiştiren, gazabına uğrayan, enbiyayı katleden, Yahudilerin yoluna sapıtan İsa'ya, Hz. Meryem'e ilah diyen, Hristiyanların yoluna değil ya Rabbi, nimet verdiğin peygamberlerin yolu, Muhammed Aleyhisselam'ın yolu, sahabenin yolu, o yolda ayaklarımızı sabit kıl Allah'ım diyoruz kardeşlerim sonunda amin diyerek o duayı mühürlüyoruz. Onun için her rekatta Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'yı okurken o manayı düşünün, o manayı idrak edin. Allah'ın inayetiyle her Fatiha'yı okuduğunuz, o kıyamlarınız, her namazdan sonra bambaşka bir adamsınız. Büyük gördüğünüz kafirler, namazdan sonra gözünüzün önünde cüceye dönecekler. Zayıf gördüğünüz Müslümanları dev gibi göreceksiniz. Dev gibi göreceksiniz Kaşkar'da direnen Müslümanları. Dev gibi göreceksiniz Mescid-i Aksa'nın avlusunda Hayber Hayber Ya Yahud Ceyş-i Muhammed Sevfe Yahud Hayber'i unutma ey Yahudi. Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu yeniden dönecek. Sen şununla bununla anlaşmalar yapsan da dün zaten onlar senin adamlarındı. Osmanlı'yı Siyonizma onlarla bölmüştü. Şimdi açıkça onlarla alenen anlaşmalar imzalıyorlar. Milletin gözü önünde bunları, bu ahitleri, bu anlaşmaları yapıyorlar. Yüz yıl önce Perdenin arkasında yapmışlardı. Şimdi herkesin gözü önünde yapıyorlar. Sizler kimlerle bu anlaşmaları yaparsanız yapın. Dünyanın bütün katilleriyle aynı yerde durursanız durun. Bizse size şöyle diyeceğiz. Fekiduni cemian thumma la tunzirun inni tevekkeltu ala Allahi rabbi ve rabbikum. Fekiduni cemian Mescid-i Aksan'ın avlusunda yürüyen o çocuklar Yahudi ile İsrail'le anlaşma yapan, aynı masaya oturan Müslüman kanını emerken, dökerken biz de seninle beraberiz ey falanlar, Siyonistler diyenlere o çocuklar Hz. Hud aleyhisselam gibi diyorlar ki Fekiduni cemian, Hepiniz beraber geliniz, hepiniz aynı yerde durun ثُمَّ لَا تُنْذِرُونَ Bize mühlet vermeyin ama unutmayın Inni tevekkül tu Rabbi ve Rabbiküm. Bense senin de benim de Rabbim olan Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. Göreceksiniz nasıl Hazreti İbrahim kazandıysa, nasıl Hazreti Musa kazandıysa, nasıl sonunda Mekke'yi mükerremeden ağlayarak ayrılan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Mekke'yi mükerremeye fatih olarak girerek, Müslümanların sonunda kazanacağını gösterdiyse göreceksiniz bizler eğer o sırat-ı mustakime döner orada sabit olursak yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olanlar Yavuz Selim gibi büyük zaferler kazanacaklar. Ehli sünnet ulemasının yolundan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürüyelim. Fatiha suresini o mana çerçevesinde bu bölümü defaatle de dinleyin zihninizde dursun göreceksiniz namazdan öyle zevk alacaksınız ki Fatiha'yı okurken bütün bir dünyaya aleme meydan okuyorsunuz Fatiha'yı böyle okuyanlar dünyaya namazdan sonra ruhlarıyla meydan okudular ama Hendek Muharebesinden 15 yıl sonra İran İmparatorluğunu tarihten sildiler. Silmediler mi? O halde sahabe gibi Fatiha'yı okursak göreceksiniz. Müslümanlar yeniden dünyayı Allah Teala'nın inayetiyle değiştirecekler. İşte Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evini anlatıyor. O evde tekbirle başlıyor. Subhaneke, istiade, sonra besmele ve elhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okuyor. Kardeşlerim niçin Fatiha okuyoruz? İşte bunun için. Fatiha'da öyle anlamlar var ki önce tevhid, sonra dua etmeye layık hale geliyoruz. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in diyoruz. Tevhidden sonra ibadetin sadece Allah Azze ve Celle'ye olduğunu, olacağını ilan ediyoruz. Bunu yapınca dua etmeye layık hale geliyoruz. İnşallah öyle olursak Allah Teala amin deyince duamıza icabet et ya Rab diye yakarınca duamıza inşallah icabet edecek kardeşlerimin